Konyaaltı sahillerinin beydağlarıyla konuştuğunu biliyor muydunuz? Sizleri bilmem ama doğa ruhuyla büyümüş şahsım olarak konuştuğunu biliyorum. Konyaaltı'nı diğerlerinden ayıran en önemli özellik, coğrafyanın kendisine bahşettiği olağanüstü doğal güzelliktir. Bu olağanüstü durum kendisini bazen morfolojik boyutta hissettirirken, bazen de doğal peyzaj karakterleriyle izleyenlere unutulmaz manzaralar sunar. Bu bağlamda Beydağları'yla Konyaaltı birlikte var olmaya adanmış bir bütünü temsil ederler. Birisi var olmadan diğeri kendisini ifade edemez, yalnız kalır. Konyaaltı ile Beydağları bir bütündür. Birlikte var olmaya dayalı bir ilişkileri vardır. Beydağları aslında Konyaaltı'nın hayat damarıdır. Konyaaltı Beydağları'ndan aldıklarını tüm baskılara rağmen doğal hayat olarak geri verir ve bir paspartu gibi Beydağları'nın estetiğini oluşturur. O kadar bütünleşik bir kompozisyon var ki günün sonunda Beydağları görkemli gölgesini Konyaaltı'nın üstüne şal gibi örter ve uykuya dalar. İşte aynı zamanda Beydağlarının ve Torosların daimi türküsüdür bu. Beydağlarının gölgesi muhteşem doğanın bir tasarımının çıkış noktası olarak vücut bulur. Bu coğrafi temsil Konyaaltı'na her yerde olabilecek ve görülebilecek sahil konseptinden hızla uzaklaştırarak coğrafyaya ve mekana sıkı sıkıya tutunan olağanüstü büyülü bir yapıya kavuşturur. Konyaaltı Beydağları'yla konuşuyor diyorsam hiç de yalan olmaz. Güçlü ortaçağ ressamlarının aylar süren çalışmaları sonucu doğayı fotoğraf kalitesindeki özümseyişlerinin ruhunu tablolara dökerken ışık tonlarına göre anında sayısız tablolar veriyor. Ana oğul Konyaaltı ve Beydağları işte doğanın büyüsü budur. Doğayı seven ve özümseyenler için. Konyaaltı kumsalı dramatik coğrafyanın film şeridi gibi izlendiği bir sahnedir. Bergama Kralı 2. Aktolos, öncü kuvvetlerine gidin bana yeryüzünün cennetini bulun der. Öncü kuvvetler kralın bu emriyle yola çıkıp diyar diyar dolaşır ve sonunda Antalya'nın bulunduğu yere geldiklerinde karşılarındaki eşsiz güzelliğe bakarak cenneti bulduk derler. İşte o gün kurulan kent Attalia, bugün karşımıza yeryüzü cenneti Antalya ve Konyaaltı sahilleri olarak çıkmaktadır. Antalya bu adı hak ediyor. Gerek doğası, gerek iklimi ikinci bir cennet havası katıyor Antalya'ya. İçinde bulunduğu bölge, sahip olduğu arkeolojik ve doğal güzellikler sayesinde Türk Rivierası adını almıştır. Antalya sahilleri bu adı hak ediyor ki her yıl milyonlarca yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Antalya, Türkiye'nin güney ucunda büyük bir bölümü falez ya da yalı yarı olarak adlandırılan traverten bir kaya parçasının üzerine kurulmuş denizel bir şehirdir. Doğa harikası Konyaaltı bölgesi 20. yüzyıl sonlarına kadar falezler üzerinde yer almasından dolayı koy altı biçiminde anıldığı ve halk dilinde söylene söylene koy altına dönüştüğü bilinen bir bölgedir.
Ayrıca Konyaaltı Anadolu uygarlıkları yerleşim haritasına göre Likya sınırları içinde yer almaktadır. Likya, Panfilya ile sınırdır. Milattan önce 30 yıl öncesine kadar uzandığı bilinen Likya uygarlığının Konyaaltı bölgesinde yer alan kentinin adı ise Olbia'dır. Bu bölgede bulunan Konyaaltı plajı, Antalya'nın güneybatısında yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda kum-çakıl karışımı bir plajdır. Bir kısmı Beach Park'a dahil olmak üzere özel ve halka açık plajların bulunduğu sahil boyunca denizden faydalanmak mümkündür. Ayrıca belediyenin yaptırıp işletmeye açtığı halka açık plaj tesisleriyle yeme içme ihtiyacına cevap verebilecek gazinolar, pansiyonlar ve oteller vardır. Konyaaltı plajı, Antalya bölgesindeki en popüler, en renkli plajlardan biridir. Bir halk plajı olan Konyaaltı, masmavi denizi, uzun kumsalı, havası, atmosferi ile yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görür. Akdeniz'in bu güzel şehrine geliyorsanız, Konyaaltı plajına uğramadan, yılın yorgunluğunu mavi sularda kulaç atarak çıkarmadan dönmeyin. Konyaaltı plajının özellikle Beach Park tarafında sualtı sporları ve jet ski gibi eğlenceler için ayrılmış alanlar bulunmaktadır. Lara plajına göre şehir merkezine daha yakın olan Konyaaltı plajı yerli ve yabancı turistler kadar Antalya'da yaşayanların da tercih ettiği bir plajdır. Hava sıcaklığının muazzam arttığı yaz aylarında Antalya şehir merkezine yakın olanlar bu plajda denizin tadını çıkarmaktadırlar. Konyaaltı sahilinin temizliği, emniyeti ve hizmet kalitesi mavi bayrak ile belgelendirilmiştir. Deniz suyu kalitesinin yüksek olduğu Konyaaltı'nda denizden faydalanmak için en uygun zaman sabahın erken saatleridir. Denizin en temiz, durgun ve güneşin en zararsız olduğu bu saatlerde sular, deniz dibi rahatlıkla görülecek şekilde berraktır. Antalya'da nereye gitsek sorusuna verilecek ilk cevaplar arasında Beach Park ve Konyaaltı sahili gelir. Antalya'nın dünyaca ünlü plajlarındandır. Sahil şeridi çok uzun, manzarası müthiştir. Denize, yeşile, dağa ve falezlere aynı anda bakabilirsin. Yemek istersen yemek, içmek, disko, bar, büfe, amfiteyatro, otel, konser, festival, mavi bayraklı deniz, o bile var. Ancak birkaç yıldır bu doğa mirasına pek sahip çıkılmıyor. Bakımsızdır. Sahil magandaları cirit atıyor. Antalya'yı pek de sevmediğini düşündüğünüz bir misafirinize falezlerden Konyaaltı sahilini, Beach Park'ı gösterin. Bu güzellik karşısında fikirleri mutlaka değişecektir. Ama olumsuzluk yaratan suç makinesi magandalar tam bir engeldir. Yani karşılaşacağı manzara gözüktüğü kadar hoş olmayacaktır.
eşsiz güzelliği, coğrafi önemi, dinginliği yanı sıra mavi bayrak kirlilik ve bakımsızlık karşısında sönük kalmaktadır. Beach Park'ta zaman içinde oluşan kirlilik, mavi bayrağın saygınlığına gölge düşürebilmektedir. Konyaaltı plajı her ne kadar coğrafi olarak Antalya'nın güneybatısında bulunur denilse de aslında tam merkezindedir. Antalyalılar ve dünyanın birçok yerinden gelenler tarafından sıklıkla tercih edilir. Sahili her zaman insan kalabalığı ile doludur. Kış mevsiminde bu yoğunluk daha azdır. Sahilin uzunluğu falezler liman arası 6 kilometre kadardır. Bazı yerlerinde giriş halka açık ve ücretsizken bazı yerlerinde ise ücretle girilebilmektedir. Konyaaltı plajının sahil kesimi farklı boylarda çakıl taşlarından oluşur. Çakıl taşları kumsal gibi insan vücuduna yapışmadığından daha çok tercih edilir. İnsanlar havlularını sererek Meltem rüzgarlarının serinletici yelpazesi ve tatlı tınısı ile denizin güzelliğini seyreder. Konyaaltı plajından denize girerken dikkatli olmanızda fayda vardır. Deniz birden derinleşir ve yüzme bilmeyenlerin bu hususa çok dikkat etmeleri gerekir. Plaj sahası mavi bayrak almış bir sahil kesimi olduğundan denizi genellikle temizdir. Fakat çok sayıda turist alması nedeniyle gün bittiğinde çöpten kirlenen deniz görebilirsiniz. Bu körü görüntülerle karşılaşmamak için daha sakin olacağından Konyaaltı plajına sabahın ilk saatlerinde gitmenizi öneririz. Sabah Konyaaltı plajı daha bir güzeldir. Denizi çok durgun ve güneş tam doğmaya yakın sizi süper süt liman bir manzara karşılar. Güneş doğarken denize girip kendinizi güzel bir güne hazırlamış olursunuz. Tuz miktarı denizde oldukça fazladır. Bu özellik nedeniyle yüzme öğrenmek için elverişlidir. Fakat yanınızdaki insanın denizin derinliğine dikkat etmesi gerekir. Suyunun oldukça tuzlu olması sebebiyle gözünüz bundan etkilenebilir. Kıyı kesimlerinde rahatlıkla yüzme öğrenebilirsiniz. Konyaaltı plajının tadını çıkarırken karnınız acıktığında veya bir şeyler yemek içmek istediğinizde size hizmet edecek birden fazla büfe bulunur. Bu büfelerden uygun fiyatlı yiyecekler alabilirsiniz. Plaj sahillerinin merkezde olması nedeniyle aşırı kalabalıktır. Halk bilinçsizce davranarak yedikleri besinlerin çöplerini denize atabilmektedir. Plajının güzelliğini korumak adına yapılan çalışmaları desteklemek gerekir. Herkes çevresindeki tek çöpü toplasa bile Konyaaltı plajı daha çok, daha temiz ve tercih edilen bir cennet olacaktır.